Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz görsel okuma. Şimdi görsel okuma paragrafın içinde, paragraftan ayrı veya paragrafla beraber işlenebilir. Şimdi bugünkü görsel okumada biz grafik ve tablo yorumlayacağız. Karikatür yorumlayacağız. Akıllı işaretler, trafik işaretleri veyahut da işte harita ve kroki. Şimdi bir geçelim konumuza. Bakalım. Görsel ne? Yazılı metinlerin dışında kalan resim. Fotoğraf, sembol, afiş, şekil, tablo, harita, grafik ve benzeri ögelere görsel denir. Görsel okuma ne o zaman? Bu yukarıda saydığımız unsurları yorumlama. Yazılı metin dışındaki görsel ögelerin anlamlandırılması ve yorumlanmasına görsel okuma diyoruz. Şimdi grafik ve tablo yorumlama, grafik ve tablo okuma. Bakalım. Şimdi sol tarafta bizim bir tane grafiğimiz, tablomuz var. Tablomuza bakalım. Futbolcunun adı Selçuk, Burak, Emre, Umut. Attığı gol 9-6-5-14. Bu tabloyu incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz. Bakalım. En çok gol atan futbolcu Umut'tur. Bakalım 14 golle Umut mu? Evet, Umut. En az gol atan futbolcu Emre'dir. 5 gol. Evet, Emre'dir. Burak Emre'den 1 gol fazla atmıştır. Doğru. Aralarında artı bir. Bu tablodan çıkaramayacağımız yorumlar ise en güzel golü Selçuk atmıştır. Bu en güzel golü Selçuk attığımız verilerine ulaşabilir miyiz? Hayır. Tablo verileri sayısal verilerdir. Kesin, net. Yani böyle güzel, çirkin gibi duygusal ifadeler yer almaz, nesnel olur, öznel olmaz. Umut'un attığı gol sayısı Emre'nin attığı gol sayısının 2 katıdır. Bakalım. Emre 5 gol attı, Umut 14 gol attı, 2 katından fazla, neredeyse 3 katı. Tam bir veriye ulaşamayız. Bakalım. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hangisine ulaşamayacağız? Bakalım. Öğrenciler günlük soru sayısı. İkisinin de başlığını okuyun ki kafanıza daha net otursun. Zehra 29 sayfa okumuş. Melike 12 sayfa okumuş. Sabiha 38 sayfa okumuş. Melek 17 sayfa okumuş. En çok soruyu günlük soru sayısı çözmesi, pardon, okuması diyorum, çözmesi olacak. Soru okunmaz, çözülür. En çok soruyu Sabiha çözmüştür. Bakalım en çok soruyu Sabiha mı çözmüş? Evet, 38 soruyla Sabiha birinci. Melike ve Melek'in toplam soru sayısı Sabiha'nınkinden azdır. Melike ve Melek toplamı kaç? 29. Sabiha'nınki kaç? 38. Bu da olur mu? Bu da olur. Zehra'nın soru sayısı Melike ve Melek'in toplam soru sayısına eşittir. Zehra kaç çözdü? 29. Melike artı Melek kaç? 29 demiştik. Bu da doğru. Melike ve Melek'ten daha az soru çözmemiştir. Melike Melek'ten daha az soru çözmemiştir. Melike Melek'ten daha az soru çözmemiş mi? Çözmüş. 12 soru. Yani 5 soru daha az çözmüş Melike. Arkadaşlar böyle yorumlayacağız. Zaten olan şeyleri üzerine koyduğunuz zaman net çıkıyor. Sizden bir yorum istenmiyor. Tamam mı? Evet. Şimdi bir grafiğimiz var. Grafikle ilgili çıkarılacak, çıkarılamayacak yargılara bakalım. Kaç sayfa kitap okumuş? Değil mi? Başlığı bu. Kişilerin kaç sayfa kitap okuduğu. İlk önce başlık olarak kendimizde belirteceğiz. Ondan sonra da bu belirttiğimiz başlıkla ilgili bu yorumlarımızı yapacağız. Bakalım çıkan yorumlarımız hangisi? En çok kitabı Tuğba okumuştur. Bakalım Tuğba 90 sayfa okumuş. En çok kitabı Tuğba okumuş. En az kitap okuyan Ali'dir. Bakalım 50 sayfa okumuş. En az kitabı kim okumuş? Ali. Enes ve Sevgi'nin okudukları kitap sayısı aynıdır. Bakalım Enes ve Sevgi. Bakalım ikisi de 60'ar sayfa kitap okumuştur. Bu grafikten çıkaramayacağımız yorumlar ise Merve en çok hikaye türünün kitap türleri verilmiş mi tabloda? Hayır. Tuğba'nın okuduğu kitap sayısı Ali'nin okuduğu kitap sayısının 2 katıdır. Bakalım. Tuğba
90, Ali 50, 2 kat olması için 100 olması gerekiyordu. 90, 2 katına yakın ama 2 katı değil. Erkekler kızlardan daha fazla kitap okumuştur. Bakalım. Erkekler 50, 60, 60, evet 170 sayfa. Merve ile Tuğba'nınki 170 sayfa yapıyor. İkisi de aynı, eşit. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bununla ilgili sorumuza. Evet. Yukarıdaki tabloda verilen televizyon programlarının izlenme oranları verilmiştir. Şimdi dizi, magazin, yarışma ve belgesel. Bakalım en çok ne izlenmiş? Bu grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşalım? Tabloya başlamadan önce şöyle yapın. En çok yarışma programı izleniyormuş. En az da magazin izleniyormuş. Buna göre yorumlarımızı yapacağız. Dizi yarışmadan sonra dizi yarışmadan sonra en çok izlenen programdı. Bakın yarışma dizi doğru mu? Doğru. Belgesel magazinden sonra en az izlenen programdır. Tamam bakalım belgesele bakalım magazine bakalım. Magazin en az magazinden sonra kim var? Belgesel var. Doğru. Diziden sonra en çok izlenen yarışma programıdır. Diziden sonra en çok izlenen değil, diziden önce en çok izlenen. Çünkü en çok izlenen ne? Yarışma programı. Yarışma en çok izlenen programdır. Bu da doğru. Ama arkadaşlar bakın. Diziden sonra diyor. Diziden sonra en çok izlenen program ne? Belgesel. Diziden önce ne izleniyor? Yarışma. Gördünüz mü? Diziden fazla izleniyor. Diziden sonra dediği için diziden sonra ne geliyor? Belgesel geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Böyle yorumlayacağız. Harita ve kroki okuma. Bakalım. Bu haritayı incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz. İlk önce hangi yorumu yapacağız? Hangi yorumu yapmayacağızdan ziyade ne yapmamız lazım? Türkiye'nin bu deprem haritasıymış. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü, dördüncü ve beşinci derecelerimiz varmış. İlk önce başlığı bir kafamızda oturtacağız. Neyle ilgili yorum yapacağız? Onlara bakacağız. Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağındadır. Bakın, ülkemizin çok büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alıyor. Doğru mu? En fazla kırmızı bölge vardır. Haritamızda en fazla kırmızı bölge vardır. Doğru. Deprem riski çok fazladır Muğla'da. Bakalım Muğla burası. Muğla'nın olduğu yer burası. Evet. Bu haritadan çıkaramayacağımız yorumlar ise en az riskli yerler batıdır. Olabilir mi? Neredeyse en fazla batı. Konya'da deprem riski çok fazladır. Bakıyoruz deprem riskine Konya yeşil yeşilde ne var? Dördüncü derecemiz var. En şiddetli deprem Van'da olmuştur. Van depreminin ne kadar şiddetli olduğu, ne kadar büyük olduğu, İstanbul depremi mi daha büyük, o mu büyük? Bunlar sayısal veriler içerir. O sayısal veriler de bu haritada yer almıyor. Yer almadığı için de bunun yorumunu yapamıyoruz. Şimdi kroki bakın. Kuzey, Doğu, Batı. Şimdi arkadaşlar genellikle kroki yorumlamamızda Kuzey, Güney, Doğu ve Batı'yı sorarlar. Bakalım örnek veriyorum. Belediye ek binası Kız Yurdu'nun neresinde yer alır? Bakın güneyinde. Veyahut da belediye bakkal veyahut da eczane diyelim. Eczane belediye ek binasının neresinde yer alır? Bakıyoruz. İlk önce bir yukarıya gittik. Sonra bir sola gittik. Yani kuzeye gittik. Sonra da nereye gittik? Batıya. Nerede yer alıyormuş bu ortası olan yer? Kuzey batısında yer alıyormuş. Doğru mu? Doğru. Bakalım şimdi. Samet İşhanı. Samet İşhanı.
Samet İşhan'ına bakalım. Samet İşhan'ına göre soruda. Samet İşhan'ına göre banka nerede yer alır? Bakalım. Bir kuzeye gittik, bir de ne gittik? Doğu gittik. Bu ne? Kuzey, doğu. Gördünüz mü? Bir kuzeye gittik, bir doğu gittik. Çaprazlamasına olan yerde ilk ne tarafa? Yukarıya ise yukarıya, aşağı ise aşağıya, sonra sağa veya sola. Böyle gideceğiz arkadaşlar, tamam mı? Direkt yani kuzey deyip şey yapmayacağız. Kuzey doğusunda kalıyor, tamam mı? Bakalım. Karikatür okumamız. Karikatürlerde zaten karikatürler belli bir mesaj vermek için yazılan, pardon özür diliyorum, belli bir mesaj vermek için çizilen resimlerdir. Bakalım. İşte iki kişimiz var. Bunu yorumlayalım kendimiz. 6 ve 9 diyor. Yerde de 6, ona göre, sola göre, sağa göre de 9 var. Bakın şimdi. Bu arkadaş bu açıdan ne görüyor? 6. Bu arkadaşımız bu açıdan ne görüyor? 9. Yani kişisel, ne diyeceğiz buna? Olaylara biz bakış açımız değişebilir. Herkesin kendi bir bakış açısı vardır. Bakalım kalamar ne kadar taze acaba? Kalamar o kadar taze ki garsonun bacağından tutuyor. Biraz da ironik, komik olması amacıyla yazılır. Akıllı işaretlerimiz var. Akıllı işaretlerimiz işte genel izleyici anne baba çocuğun olduğu 7 yaş üzeri, 13, 18 yaş üzeri şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar. Bunları zaten biliyoruz. Sorularımıza bakalım. Peki. Şimdi Kroki'ye göre okulun parka göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Kroki'ye göre okul nasıl? O. Bakalım. Okul burası. Okulun neye göre? Parka göre. Park ne? P. Park nerede? Burada. Bakalım. İlk önce böyle gittik kuzeye. Sonra da böyle gittik doğuya. O zaman ne? Kuzey, doğu. Kuzey doğuda yer alır. Güney batı, güney doğu, kuzey batı da yer almıyor. Diğer sorumuza bakalım. Kroki'ye göre parkın doğusunda aşağıdakilerden hangisi yoktu? Park burasıydı değil mi? Doğusu neresi? Burası. Tamam bakalım. Sağlık ocağı diyor. Sağlık ocağı neyle gösterilmiş? S ile. Sağlık ocağı var mı? Okul diyor. Okul burada. Ev diyor. Ev neyle gösterilmiş? E ile. Ev burada. Hastane diyor. Hastaneye bakalım. Hastane neyle gösterilmiş? H ile. Hastane nerede? Burada gördünüz mü? Nerede yer alıyor? Tam kuzeyinde yer alıyor. Değerli arkadaşlarım. Gördünüz mü? Hastane. Hepsi doğuda. Aslında okul kuzeydoğuda ama doğu ibaresi geçtiği için bunu da doğu olarak kabul edeceğiz. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Arkadaşlar şimdi yeni nesil sorularda artık şiiri verip görselini istiyorlar. Yani parçanın konusu, parçanın fikri nedir yerine görselle anlatmamızı istiyorlar. Severim seni, anamdan fazla. Sensin sevgilim, benim al gülüm. Günüm, güneşim, yanar ateşim. Sensin sevgilim, benim al gülüm. Al gülüm diyor zaten bir kırmızılık arayacağız. Kanımla ördüm, şalını tel tel. Ayla yıldızın dünyaya bedel. Burada neyden bahsediyor bize? Ay yıldız bizim neyimiz var? Bayrağımız var. Gördünüz mü? Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre öğrenciler aşağıdakilerden hangisini hazırlayacakları ödevde kullanamaz? Şimdi görsel pek net çıkmamış. Ama biz şunu bileceğiz. Öğretmen öğrencilerine doğal afetler ile ilgili bir ödev vermişti. Ya orman yangınları, doğal afet mi? Doğal afet. Bakın deprem, doğal afet mi? Doğal afet. Burada erozyon, heyelan tarzı bir şeyimiz var. Bu da doğal afet. Ama burada bakın ağaçlar kesiliyor. Gördünüz mü? Ağaçlar devrilmiyor. Kesiliyor. Kim kesiyor? İnsan, beşer unsuru. İnsan unsuru olduğu için doğal afet
kategorisine yer almaz. Bakalım şimdi. Bir beyaz eşya mağazasında satılan elektronik eşyaların sayısı yukarıda gösterilmiştir. Önce soru kökünü okumamız lazım. Ama ben neden öncülü okudum? Çünkü ne arayacağımı bilmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Neye göre? Buna göre. Bize göre değil bak, buna göre. Kendi yorumumuz yok. Bakalım. Mağazada satılan başka elektronik eşyalar da vardır. Bir beyaz eşya mağazasında satılan elektronik eşyaların sayısı yukarıda gösterilmiştir. Mağazada satılan başka elektronik eşyalar da var mıdır? Bakalım. En çok satılan ürün fırındır. En çok satılan ürün fırın olabilir mi? Olamaz. Çünkü ne satılıyor en çok? Televizyon. Bu söylenemez. Satılan fırın ve buzdolabının toplam sayısı televizyondan fazladır. Bakalım. 20. Bakalım. 15. 20, 15 daha. 35. Bakın. Gördünüz mü? Televizyonunki 25. 10 tane fazla mı? 10 tane fazla. Mağaza en fazla geliri televizyondan elde etmiştir. Mağaza en fazla geliri televizyondan elde ettiğini bilemeyiz. Çünkü parça başına buzdolabı daha pahalıdır ve daha çok getirisi vardır. Buzdolabında nedir? Bunu bilemeyiz. Bakın şimdi A şıkkını neden sona bıraktım? Mağazada satılan başka elektronik eşyalar da vardır. Buna göre dediği için bulaşık makinesi, fırın, televizyon, ütü, buzdolabından başka eşyalar da var mıdır? Belki vardır. Ama tabloya göre var mı? Yok. O yüzden bu da söylenemez. Ama satılan fırın ve buzdolabı. Baktık. Satılan fırınımız 20. Satılan buzdolabımız 15. Toplam sayısı televizyondan fazladır. Fazla. 10 adet fazla. Gördünüz mü? Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Bu grafikte 100 kişiyle yapılan röportajda insanların mutluluk algısı ile ilgili veriler gösterilmiştir. Yani neye bakacağız? Ne kadar mutlu olduğu. Mutlu olanların sayısı çok mutlu olanların sayısından daha fazladır. Bakalım. Mutlu %59, çok mutlu %17. Yani %40'lık, %32'lik bir fazlamız var. Söylenebilir. Çok mutlu olanların sayısı orta mutlu olanların sayısından azdır. Bakın. %3 daha az değil mi? %3 daha az. Bu da söylenebilir. Çok mutsuz olanların sayısı, mutsuz olanların sayısından daha azdır. Çok mutsuz olanların sayısı %0.4. Mutsuz olanların sayısından daha azdır. Mutsuz olanlar %2.4. %2'lik bir azlık var. Doğru. Orta mutlu ile çok mutlu olanların sayısının toplamı mutluların sayısının 2 katıdır. Bakalım. Orta mutlu %20. Çok mutlu %17. İkisi ne yaptı bize? %37 yaptı. Mutluların sayısına bakalım. %59. Sayısının 2 katı değil, neredeyse yarısı. Söylenebilir mi? Söylenemez. Mutlu olanlar neredeyse 2 katı. Cevabımız ne? D şıkkı. Bakalım. Yukarıdaki görselde verilmek istenen mesaj nedir? Bakalım. İlk önce hiç bak. Öncüllere bakmayalım, kendimiz bir yorumlayalım. Yaşlı iki tane insanımız var otobüs yolculuğu. Orta yaşta bir bayanımız var ve bir de çocuğumuz var. Bakalım. İki insan, herkes siyah, bu çocuk renk açmış. Bakacağız. Bu çocuk ne yapıyor? Kitap okuyor. Ve kitap okuduğunda kafasında neler belirmiş? Renkler belirmiş. Aslında ben cevabı buldum. İnsan yaşlandıkça daha sıradan olmaya başlar. Bununla ilgili bir yargı yok. Orta yaşlı da normal. Cep telefonu olmayan insanlar mutsuz olmaya mahkumdur. Cep telefonu var ama renkli değil. Demek ki bu ne? Mutlu veya mutsuzlukla ilgili bir kavramı veremeyiz. Çünkü çocuk mutlu. Kitabı var elinde. Yolculuk yaparken herkes farklı bir şey ile ilgilenir.
Yaşlarımız hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Okuyan insanların dünyası daha renkli olur. Bakın. Okuyan insan kim? Çocuk. Çocuğun dünyasına bakın. Renkli. Gördünüz mü? Verilmek istenen mesajı bize görselde nasıl vermişler? Bakalım. Son sorumuza da bakalım. Bununla ilgili sorularınızı çözerken lütfen verileri tam yerine iletiniz. Yukarıdaki resimde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Bizim karikatür okumada karşımıza çıkmıştı. Bazı şeyler zamanla değişebilir. Zamanla değişen bir şey var mı burada? Yok. İnsanlar olayları kendi bakış açılarına göre yorumlarlar. Bakın. Olaylar ne dedik? Bakış açısı demiştik, değil mi? Doğru tektir, değişmez. Hayır, burada iki doğru var. Bakış açısına göre. İnsanlar tartışarak bunların tartıştığı ile ilgili 6-9 ama bir yere varmayla ilgili bir görselde unsur var mı? Yok. Olayımız ne? Bakış açısı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.